Raporlara göre 340 milyondan fazla Hristiyan inancından dolayı zulüm görürken Hristiyan Yardım Kuruluşu Ford the Martyrs Washington DC'de bir yürüyüş planladı. Yürüyüş bu yaz gerçekleşecek. Raporlara göre 340 milyondan fazla Hristiyan inancından dolayı zulüm görürken Hristiyan Yardım Kuruluşu Ford the Martyrs Washington DC'de ikinci bir yürüyüş planladı. Yürüyüş bu yaz gerçekleşecek. Zulüm gören Hristiyanların sesini duyurmak için Ford'u Marders'ı kuran Gia Chacon, zulüm gören Hristiyanların bir sese ihtiyacı olduğunu gördüm. Tanrı bu düşünceyi kalbe koyduysa, bunun bir parçası olarak bir şeyler yapmam gerektiğine inandım dedi. 24 yaşındaki Chacon tarafından Aralık 2019'da kurulan Ford'u Marders, farkındalık yarattı ve diğer gençleri zulüm gören Hristiyanlar için mücadele etmeye teşvik etti. Kar amacı gütmeyen kuruluş yiyecek, giyecek, ulaşım ve kutsal kitaba erişim yardımları sunarken, Aynı zamanda dünya çapında zulüm gören Hristiyanları savunuyor. Chacon büyük annesiyle Mısır'ı ilk ziyaretinde Hristiyan zulmüne yakından şahit oldu. 20 yaşında tekrar Mısır'a giden Chacon, hayalindeki işi bırakıp Hristiyan şehitlerin sesini duyurmak için hizmet etmeye karar verdi. 5 Eylül 2020'de Ford the Marders, Long Beach, Kaliforniya'da zulüm gören Hristiyanlar için ilk yürüyüşü düzenledi ve çeşitli Hristiyan mezheplerinden yüzlerce insanı bir araya getirdi. Çakon, yaşam için ve haklarımız için yürüyoruz. Adaletsizlikler karşısında yürüyoruz. Ama dünya çapında zulüm gören kilise için hiçbir zaman geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleşmedi. Bu sadece farkındalığın artmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda insanları zulüm gören kilise için harekete geçmeye teşvik edecek ifadelerinde bulundu.